Ara tatil döneminde ne yapmalıyız, çalışmalı mıyız diye bir soru geliyor arkadaşlar. Cevabı kesinlikle evet. Bakın arkadaşlar, bir öğrencinin çalışıp başarıya ulaşması için her gün düzenli ve adım adım çalıştığı bu uzun periyotta kazanmak çok uzun sürede yavaş yavaş olur. Yani bir ay, iki ay çalışmayla bir net, iki net üstüne, üç net üstüne ekleye ekleye yavaş yavaş kendi netinizi, notunuzu ya da bilginizi yükseltirsiniz ama kaybetmek çok hızlı olur. Hele ki bu gibi ders gibi zihinsel aktivitelerde arkadaşlar bir hafta çok büyük aralıktır. Çünkü uzun sürede düzene koyduğunuz bu çalışma düzenini bir hafta sonra beyninizin neleri unutacağını hesaplayamazsınız. Dolayısıyla ben bunu çok büyük bir kayıp görüyorum. Kesinlikle kendi öğrencilerime bu yönden izin vermiyorum. Tatile gidilebilir mi? Gidilebilir. Ama öncelik şu, bu öğrencinin işi en önemli, öncelikli işi çalışmak. Tatile gitse de, düğüne de gitse, bir yemeğe de gitse, nereye giderse gitsin, günlük çalışma saatine mutlaka saygı duyulmalı. Öğrenci o saatte çalışma odasına bırakılmalı ve çalışması tamamlanmalı. Arkadaşlar, herkesin minimum ölçüde yapacağı görevler bir günlük, şöyle söyleyeyim, en az 45 dakika, 1 saat mutlaka ders çalışma yapılmalı. Sınıfına göre bu artabilir. Daha yüksek sınıflar. Benim dediğim 4. 3. sınıflar için bunu söylüyorum. Daha yüksek sınıflar tabii ki 1,5-2 saatin altına düşmemesi gerekir diye uyarıyorum. Lütfen ve lütfen velilerimizden de şunu istiyorum. Çocuklarımıza bu konuda acımayalım. Lütfen bakın, buradaki acımak, buradaki gereksiz merhamet çocuğumuzun iyiliğine olmayacaktır. Hayır. Düzenimizi bozmayacağız. Biz çocuğumuzun gelişmesi, çocuğumuzun mutlu olması, belli bir şeyi okuması, kazanmasını istiyorsak bu gibi bu yaşlardaki bazı şeylerden feragat etmesini mutlaka istememiz gerekecektir kendilerinden diyorum. Sağlıcakla kalın.